Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz Merve. Sizlerle birlikte 4. sınıf İngilizce kitabımızın 2. ünitesini işleyeceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. 22. sayfamızda başlayalım. Nationality, yani uyruklar. Bakalım ne yapıyoruz? Listen and follow. Dinle ve takip et. Dinleme metnimizi hep birlikte dinliyoruz. Unit 2. Nationality. Page 22. 1. Listen and follow. Hey, Patty. Hello, Andy. Look, Patty, this is Jin. Jin, this is Patty. Nice to meet you. Are you Japanese? No, I am not. Where are you from? I am from China. I am Chinese. Oh, Whitey. This is my dog, Jin. Hello, Whitey. Are you British? Come on, Whitey. Let's go. Goodbye, boys. See you later. Bye, Patty. Have a nice day. Evet, dinleme metnimizi dinledik. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Listen and repeat. Dinle ve tekrarla. Yine bir dinleme parçası. Dinliyoruz. Ülkelerimiz var. Ve uyrukları var. Yani şöyle. Türkiye, Türk. İngiltere, İngiliz gibi. Devamında yine bir dinleme metnimiz var. Listen and number. Dinle ve numaralandır. Sıraya sokacağız dinledikten sonra. Hep birlikte metinlerimizi dinleyelim. Page 23. 2. Listen and repeat. Turkey. Turkish. Britain. British. Germany. German. Italy. Italian. France. French. Spain, Spanish. Pakistan, Pakistani. Japan, Japanese. Russia, Russian. The USA, American. Iraq, Iraqi. China, Chinese. 3. Listen and number. 1. Italy, Italian. 2. Japan, Japanese. 3. Pakistan, Pakistani. 4. Spain, Spanish. 5. Turkey, Turkish. 6. German, Germany. 24. sayfamızdayız. 24. sayfa, 4. bölüm. Listen and repeat. Dinle ve tekrarla. Dinleyip tekrarlıyoruz. Sonrasında listen and circle the city you hear on the map and answer. Duyduğun şehri işaretle ve cevap ver. Ve en sonunda da now point at a city and say. Şimdi bir şehri göster ve ismi söyle. Nasıl söylüyoruz? İzmir is in the west gibi. Dilerseniz başlayalım. Page 24. 4. Listen and repeat. Directions. North, east, south, west. Evet, sırasıyla şu şekilde. Kuzey, doğu, güney, batı.
Evet arkadaşlar, 5. bölümümüzdeki dinleme dosyası ile ilgili bir sorun olduğu için bu kısmı geçmek durumundayım. Eksik olması bir garip tabii. Sizlere tam ve detaylı, eksiksiz bir şekilde vermek istiyorum. Neyse, diğeriyle devam edelim. Now point at a city and say. Ben sizler için 3 tane farklı şehir seçtim ve nerede olduklarını söyledim. Bakalım neleri seçmişim. Samsun is in the north. Samsun kuzeydedir. Antalya is in the south. Antalya güneydedir. Ağrı is in the east. Ağrı doğudadır. Evet. Diğer sayfamız listen and fill in the blanks. Dinle ve boşlukları doldur. Devamında ise listen and match. Dinle ve eşleştir. Hadi bakalım hep birlikte dinleyelim ve yapalım alıştırmamızı. Page 26. 7. Listen and match. Look at the boy with the hat. Is he American? I think so. Look at the boy in the blue jeans. Is he Italian? I don't think so. Look at the girl in the red dress. Is she Spanish? I think so. Look at the girl in the pink kimono. Is she Chinese? I don't think so. Look at the girl in the green skirt. Is she French? Maybe. Fark ettiğiniz üzere arkadaşlar 6. alıştırmamızı atladık. Ses dosyasındaki eksiklikten dolayıdır bu. 7. bölümümüz listen and match. Dinledik ve eşleştirdik. Ne demek peki bunlar? I think so. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Maybe, belki. I don't think so. Sanmam. 26. sayfamız listen and sing. Dinle ve şarkıyı söyle. Bir şarkımız var. Sözlerini 151'de bulabilirsiniz. Sayfa 151'de. Devamında listen and complete the chart. Dinle ve tabloyu doldur. Peş peşe iki farklı dinleme parçamız var. Hep birlikte dinliyoruz. Page 26. 8. Listen and sing. Hello, ciao. Listen and complete the chart. Bonjour, I'm Sophie. I'm 11 years old. I'm from France. I'm French. Hello, my name's Peter. I'm 10 years old. I'm from England. I'm English. Evet, dinlediğimiz gibi Sophie 11 yaşındaymış, Fransalıymış ve Fransızmış. Peter 10 yaşında, İngiltere'den ve İngiliz. 27. sayfamızdayız. Now fill in the blanks and present it to the class. Şimdi size uygun şekilde boşlukları dolduruyorsunuz ve bunu sınıftaki arkadaşlarınıza sunuyorsunuz, seslendiriyorsunuz. Ben şu şekilde doldurdum sizler için. Hello, my name is Ece. I am 10 years old. I am from Turkey. I am Turkish. I live in Istanbul. Merhaba, benim adım Ece. 10 yaşındayım. Türkiye'liyim. Türk'üm. İstanbul'da yaşıyorum. 10. bölümümüz Work in Pairs, Ask and Answer, Use the Given Questions and Clues. Evet, burada grup halinde çalışıyoruz. Eşli olarak iki kişi. Soruyoruz ve cevaplar veriyoruz. Peki bizim için ipucu nedir? Nelerden yararlanacağız? Bakın burada görünen cümlelerden, what's his or her name?
onun ismi ne? Where is she, he or she from? O nereli? What nationality is he or she? Uyruğu nedir? Where does he or she live? Nerede yaşar? Tabii kurduğumuz kişi, cümleyi kurduğumuz kişi bir erkekse sadece his ve he'yi kullanıyoruz. Her ve she'yi kaldırıyoruz. Eğer bir kız ise her ve she, onun ve o, his ve he kalkıyor. Evet, bizim için ipuçları ten, Fabio, Italian, Rome, Italy, Celine, Turkey, Turkey, Samsung, nine. Bakalım ben nasıl sormuşum ve cevap vermişim. What's his name? His name is Fabio. Where is he from? He. He's from Italy. What nationality is he? He is Italian. Where does he live? He lives in Rome. Özür diliyorum. Şurada bir eksiklik olmuş, bir yazım hatası olmuş. How old is he? He is 10. Yazım hatamızı düzelttikten sonra Selin'le devam edelim. What's her name? Her name is Selin. Where is she from? She is from Turkey. What nationality is she? She is Turkish. Where does she live? She lives in Samsun. How old is she? She is 9. Sayfa 28, 11, bölüm 11, Play the Guessing Game. Burada bir tahmin oyunu oynuyoruz. Ne gibi? Bakalım örneğimize. It's in the south. Güneyde diyor. Diğer arkadaş cevap vermiş. Antalya? No. Gaziantep? Yes. Well done. Yani şöyle, haritadan bir şehir seçiyorsunuz ve nerede olduğunu söylüyorsunuz. Eğer karşılık kişi doğru tahmin ettiyse, okay, sorun yok, yes. Ama yanlış tahmin ettiyse, hayır diyorsunuz ve o tahminle devam ediyor. Mesela benim seçmiş olduğum şehir Zonguldak olsun. It's in the north, kuzeyde diyorum. Karşıdaki arkadaşımız kuzeyde, Samsun. No. Artvin? No. Zonguldak? Yes, well done. Gibi. Devam edebilirsiniz. Project time. Bir proje. Prepare a puppet. Lots of different nationalities. And practice short dialogues about countries and nationalities. Evet. Farklı ülkeleri temsilen kuklalar hazırlıyoruz. Bu elinizde olan kuklalardan da olabilir ya da siz de yapabilirsiniz. Kağıt kukla da olabilir. Örneğimize bakalım. Sonrasında bir diyalog oluşturuyorsunuz. Daha eğlenceli hale getiriyorsunuz yani bu zamana kadar öğrenmiş olduğumuz şeyi. Where are you from? Bakın mavi bir kukla var elinde ve bayraklar var. Ülkelerin bayrakları. Bakın İspanya bayrağı. I am from Spain. What about you? İspanyalıyım. Sen? I'm Italian and I live in Italy. Bakın İtalya bayrağı. Ben İtalyanım ve İtalya'da yaşarım. Siz de buna benzer öğrenmiş olduğumuz diyaloglardan yola çıkarak diyalog hazırlayıp eğlenceli bir şekilde arkadaşınızla iletişime geçebilirsiniz. Sayfa 29'dayız. Cut and stick, kes ve yapıştır. Bir de eğlenceli bir başka bölümümüz. Keseceğimiz sayfalar 161'de. Sizler için yapıştırdım ben. Spain, Spanish. İspanya, İspanyol. China, Chinese. Çin, Çin. Irak, Iraki. Irak, Iraklı. Russia, Russian. Rus, Rusya. Rus, özür diliyorum. Turkey, Turkish. Türkiye, Türk. Germany, German. Almanya, Alman. 30. sayfamızdayız. Find 6 countries and circle them right. 6 farklı ülke var bulmacamızda. Onları bulup işaretliyoruz. Ve sonrasında da yazıyoruz. Sizin kesinlikle yine söylüyorum. Öğretmenlerinizden zaman zaman daha başarılı olduğunuz bir bölüm. Bakalım ülkelerimize. Germany. Turkey. Italy. Japan. Russia and France. Yazalım şimdi.
Birincisi, I am from Russia. İki, I am from Germany. Üç, I am from Italy. Dört, I am from Japan. Beş, I am from Turkey. Altı, I am from France. Now work in pairs, ask and answer, use where are you from, I am from, blah blah blah. Şimdi eş halinde, eşli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sorular soruyoruz nereli olduğumuzla ilgili. Where are you from? I am from Turkey. I am from Russia. I am from France. Bunu oyun haline de getirebilirsiniz. Sesinizi değiştirebilirsiniz mesela. Ya da I am from F dersiniz, France. Devamını arkadaşınız tahmin etmeye çalışır. Daha eğlenceli hale gelebilir. Sayfa 31'deyiz. Answer the questions. Soruları cevapla. Where is Atatürk from? Atatürk nereli? He is from Turkey. Türkiye'li. Where is Daniel Craig from? He is from England. İngiltere'den. İngiliz bayrağı bakın. Where is Jennifer Lopez from? Amerika bayrağı. She is from the USA. The gelecek eklemeyi unutmuşum. Affedersiniz. Where is Andres Lates from? He is from Spain. İspanyol bayrağı. İspanyolu. Bu bölümde dinleme metnimizde eksiklik olduğu için geçmek durumundayım. Evet. Sayfa 32. Tick the correct answer. Buradaki verilen ifadelere bakarak doğru olanı daire için alıyoruz. Look at the girl with the blue dress. Is she from Germany? Mavi elbiseli kıza bak. O Almanya'dan mı? Bakın, okay işareti var. I think so. Sanırım. Evet. 2. Look at the boy with the green t-shirt. Is he from Spain? İspanya'dan mı? Bakın, çok emin değil. Maybe. Belki. 3. Look at the boy with the yellow hat. Is he from England? İngiltere'den mi? Bakın, okay, evet. I think so. Evet. Sanırım. 4. Look at the girl with the red blues. Is she from Italy? İtalyan mı? Çok emin değil. Maybe. 33. sayfamızdayız. Read the speech bubble and do the same. Konuşma balonlarını oku ve devamını aynı şekilde doldur. Bakalım örnek konuşma balonumuz neymiş? İngiltere bayrağı ve Japonya bayrağı gördüğünüz gibi. I am Mary, I am English, I'm from England. Ben Mary, İngilizim, İngiltere'den geliyorum, İngiltereliyim. Bakalım Japon'a göre dolduralım. I am Akira, I am Japanese, I am from Japan olacak. Now draw your picture and write about you. Şimdi sıra sizde, resminizi çiziyorsunuz buraya. Ve hakkınızda yukarıdaki örnekten yola çıkarak bilgiler veriyorsunuz. I am Ece, I am Turkish, I am from Turkey. Benim vermiş olduğum örnek. Evet. Benim yine çok sevdiğim bir bölüm. Decode the message and answer the question. Evet, bize verilen kodlar vardı gördüğünüz gibi. Her çiçek bir harfi sembolize ediyor. Pembe olan E harfi, diğeri İ harfi, turuncu olan O. Biz de renklerine göre harfleri yerleştiriyoruz. Bakalım hangi cümle çıkıyor. Renklere göre yerleştiğimizde where do you live? Nerede yaşıyorsun? Cevabı I live in İstanbul. Evet, ünitemizin sonuna geldik. Umarım eğlenceli bir ünitedir. Benim sevdiğim bir üniteydi, sevdiğim bir konuydu. Sizlere aktarmaktan da inanılmaz keyif aldım. Siz de sevmişsinizdir. Daha önce de belirttiğim gibi her ünitenin sonunda olan öğrendiklerimizi değerlendirme kısmı. I can identify countries and nationalities in this unit. Bu ünitede ülkeleri ve ırkları ayırt edebilirim. Öğrendim. Yes. Evet, bunu yapıyor olmanız lazım. Esasen hepsine yes diyor olmanız lazım. Bizim amacımız bu, hedefimiz bu. Talk about locations of cities. Şehirdeki lokasyonlardan, yani belirli yerlerden bahsedebilirim.
Yine siz devamında yes çarp koyabilirsiniz. Make simple inquiries. Basit tarifler yapabilirim. Evet, yapabilirim. Bu şekilde umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben onları gördükçe çok mutlu oluyorum. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuzsa olumsuz olan yönlerimi olumlu hale getirmeye çalışacağım. Demiş olduğum gibi daha öncesinde de videomu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.